Merhabalar, iyi pazarlar. Nustar TV'ye hoş geldiniz. Turan Görür Yılmaz. Ben Sevgi Sezer, artık bir klasik oldu diyebiliriz. Profesör Doktor İbrahim Öztürk'le Gerçek Ekonomi programıyla karşınızdayız. Hocam merhaba, nasılsınız, iyi misiniz? Merhabalar Turan Bey, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Hocam biz çok teşekkür ediyoruz. Yine özledik, onu söyleyeyim. Yine hızlı geçti hafta ve yine her zaman olduğu gibi konuşacak çok konu var. Öyle tuhaf ki hocam, ben şöyle başlamak istiyorum. Yine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ilginç açıklamalar yaptı. Onun açıklamasına göre ekonomimiz pik yapmış, uçuyor. Ama biz haftalardır burada gerçekleri konuşmaya çalışıyoruz. Sizin anlattığınız ekonomik gerçekler, ortaya koyduğunuz tabloyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın halka sunduğu tablo gerçekten çok farklı. Bununla birlikte sadece onun sözleri değil, bununla birlikte yine biz bu programda ortaya koyuyoruz. Ülkeden kaçan mesela yatırımcı var, iş insanları var. Özellikle Avrupa ülkelerine parasını çıkaranlar var. Yeni hayat kurmaya çalışan insanlar var. Aslında bütün bu gerçekler, somut gerçekler, olayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söylediğiyle sizin anlattığınız veya insanların gerçeğinin arasında büyük bir fark olduğunu gösteriyor. Ben önce buradan başlamak istiyorum. Yani bir yerde bir yanlış var, bir yerde bir sıkıntı var. Yani siz mi yanlış söylüyorsunuz, Erdoğan mı yanlış söylüyor? Önce onu merak ediyorum. Sonra da eğer her şey Erdoğan'ın dediği gibi ise neden küçücük ülkelerde bile devasa ölçekli uluslararası büyük şirketler kurulurken, hayatını sürdürürken Türkiye'den insanlar paralarını kaçırıyor ve o koca ülke Türkiye, 80 milyonluk ülkede bir tane bile uluslararası dev bir şirket yok. Böyle başlayalım mı hocam? Turan Bey, tabii çok kritik bir soru. Çünkü milleti zengin olan, şirketleri büyük olan, zengin olan ülkelerde refah yükselebiliyor. Refahın yükseltilebildiği yerde özgürlükler ve demokrasi yaşayabiliyor. Çünkü paylaşma kavgası daha bir adil oluyor. Paylaşma, pasta ne kadar büyükse o kadar rahatlıyorsunuz. Pasta küçüldükçe bu sefer paylaşma kavgaları derinleşiyor. Tabii Sayın Erdoğan'la ilgili daha fazla bu kanalda, bu programda konuşmanın çok anlamı var mı bilmiyorum. Çünkü hani beni de artık seyircilerimiz tanıdı, yani benim bir muhafazakar camiadan geldiğimi, laikliği baskıcı bir rejim olarak yorumlayan kesimlere mesafeli baktığımı, ama işte programımızda her fırsatta hakkını ve hukukunu savunuyoruz. Atatürk'e ne kadar minnet borcu olduğumuzu her fırsatta ortaya koyup öyle, onun gündeme getirdiği akılcı, bilimci, çağdaş medeniyeti özleyen perspektifi her zaman altını çizdiğimizi herkes biliyor. Ama son tahlilde ben Erdoğan'a destek verenlerdendim. 2010 yılına kadar genelde destek veriyordum. Genel olarak yapıp ettiği işleri pozitif görüyordum. Ama çok sayıda işleri yanlış yaptığını görüp bunları da köşe yazılarımda, eleştirilerimi de açık yürekli olarak ortaya koyuyordum. Evet. Yaptığım raporlarda başardığı şeyleri takdir ederken başaraması gereken şeyleri de gidip kendisine takdim ediyor ve anlatıyordum. Fakat sonradan tırnak içinde söyleyelim, yoldan çıkan kişi Erdoğan oldu. Ben olmadım. Çünkü benim hizmet ettiğim doğrular, akademik doğrular, bilimsel doğrular, insanlık doğruları değişmedi. Ama Sayın Erdoğan'ın kafasında gizlediği gizli ajandaları ve gündemi nedeniyle yeterince güçlendikten sonra yoldan çıkması, daha doğrusu o meşhur demokrasi treninden inme vaktinin geldiğine inanması nedeniyle Türkiye'yi bir bataklığa sapladı ve muhafazakar camianın umut beslediği Erdoğan gitti, yerine 1990'ları kan gölüne çeviren, Türkiye'yi kapkaranlık bir darboğaza sokan Ergenekon örgütünün Erdoğan'ı geldi. Artık bu Erdoğan, bizim Erdoğan, tırnak içinde yine söylüyorum, bizim Erdoğan, muhafazakar camianın din adına, ahlak adına, fazilet adına, yasakçılıkların kaldırılması adına, özgürlüklerin geliştirilmesi adına,
refahın geliştirilmesi adına, haramın azaltılıp helalin artırılması adına ve adil bir bölüşüm adına büyük beklentiler içinde bulunduğu o Erdoğan gitti, yerine tabiri caizse reenkarnasyonla bedenden bedene giren, nesilden nesile dolaşan o derin devlet, o Ergenekon devleti Erdoğan'ın bütün ruhunu esir aldı. Ve bugün itibariyle kimse malından emin değil, canından emin değil, özgürlüklerinden emin değil. Bu kadar belirsizliğin, bu kadar korkunun, bu kadar şantaj kültürünün egemen kılındığı bir ülkeden doğal olarak iş adamları kaçıyor. Hem de nere, hangi modelle olursa olsun kaçıyorlar. Yığınla kaçıyorlar, aydınlar kaçıyorlar, eğitilmişler kaçıyorlar. Çünkü umut görmüyorlar o vadide, Orta Doğu vadilerinde. Dolayısıyla bu ülkeden geçmişte büyük şirketler çıkamadığı gibi 17 yıllık Erdoğan döneminde de bir tek büyük şirket çıkamadı. Bu 17 yıllık devasa tek parti iktidarı Türk tarihinde emsali az bulunan bir güzel bir dünya konjüktürüne ve içeride demografik fırsat penceresi gibi cıvıl cıvıl bir gençliğin olduğu, enerjisinin zirvesinde yaşadığı, Avrupa'nın periferisinde, Avrupa pazarının dibinde çok önemli bir fırsatlar dönemini bir daha geriye döndürülemez bir şekilde kültürüyle, ahlakıyla, kurumlarıyla, fazilet anlayışıyla, vicdan kaybıyla kaybetmiş bulunuyor. Hal böyle olunca Turan Bey, böyle bir ülkeden ne marka ne uluslararası bir şirket görebiliyoruz. Zengin şirketleriniz yüksek katma değerli ürünle dünya pazarında rekabet edemeyince Turan Bey, takdir edersiniz ki vergisi de olmuyor, vergi de toplayamıyorsun. Türkiye'nin bütün kartlarını 5 tane müteahhit çetesinin kaderiyle birleştirmiş, şehir rantlarına çökmüş ve onun dışındaki her şeyi kısaca salmış. Yönetmeyen, idare etmeyen, adeta beni ilgilendirmiyor halkın bu gündemleri diyen bir iktidar kalmış elimizde maalesef. Hocam bir de şöyle diyelim, çıktı. Yani küresel şirketler çıkmış olsun. Hadi 5 yıl önce, 10 yıl önce, hadi sizin desteklediğiniz dönemde çıkmış olsun diyelim. Bu iktidar küresel şirket tanır mı hocam? Çökmez mi? Yani kuruşuna kadar çökmez mi? Diyelim var. Çöker de, öyle değil mi? Zaten çıkamadı da. Çıkamadı da, doğru. Çıkamadı da. Yani şöyle diyelim, tarihsel olarak bir kültür havzası gözüyle uzun dönemli olarak baktığımız zaman zaten bu toprakların ne olduğu halkın şuur altına kazınmıştır. Rahmetli Profesör Haluk Savaş'ın bir sözü vardı, biliyorsunuz, zulümden zulüme maruz kaldı rahmetli. Orta Doğu'nun gayri resmi dini İslam'dır ama gayri resmi dini münafıklıktır derdi. Buna çok katılıyorum. Mülkiyetin garanti olmadığı, özgürlüklerin garanti olmadığı, devletin canın ne zaman isterse bir bahane ve bir şantajla mülke, özgürlüklere, ömürlere çöktüğü bir ülkeden doğal olarak büyük şirket çıkmıyor. Onun için Türk halkının şuur altı çok kirletilmiş de durumdadır. Merkeziyetçi, güçlü, tek adamcı devletler tarafından. Bu acaba bir şeyler değişiyor mu diye iki defa biraz bunu şey yaptık. Ya birisi Özal Bey'in ilk dönemiydi. Ya acaba bu dönüşecek mi bu kültür? İkincisi de Erdoğan'ın ilk dönemiydi. Acaba bu kısır döngüyü Türkiye kırdı mı? Artık özgürlüklere yelken açarak halkının, gençliğinin enerjisini özgür bırakabilir ve girişimcilik ruhunu patlatabilir ve buradan büyük şirketler, büyük markalar çıkabilir mi? Yurt dışından beyin göçü tekrar geriye gelir mi? İçerideki beyin gücü doğru modellerle istihdam edilir mi diye umut dolu beklentilerin içindeyken Recep Tayyip Erdoğan formayı çıkardı, rakip takımın formasını giydi ve bizim kaleye gol atmaya devam ediyor. Bizim kale Türkiye Cumhuriyeti kalesidir. Türk milletinin kalesidir ve Erdoğan artık maalesef bizim kalenin karşısına rakip olarak geçmiş durumdadır.
Yani Türkiye'nin bir Erdoğan sorunu vardır artık. Hocam küçücük İsviçre'den, Danimarka'dan, Kore'den, İsrail'den küresel şirketler çıkıyor. Şimdi onlar nasıl başarıyorlar da koskoca Türkiye başaramıyor? Evet, yani açıkçası burada biraz daha mesela entelektüel bir perspektif vermek gerekirse burada önemli bir konuyu gündeme getireceğiz. Özellikle bu devamındaki konu girişimcilerimizi, öğrencileri, genç beyinleri ve şirket sahibi olmak isteyenleri çok ilgilendiren bir konu bugün tartışacağız. Çok önemli. Şimdi yani bir hocam hemen araya gireyim. Bir yol gösterme açısından da önemli olacak bugünkü program. Evet, evet. Çünkü madem hem iş insanlarının ülkeden paralarını kaçırdığını biliyoruz. Daha doğrusu yeni hayatlar kurmaya, güvenli limanlar aradıklarını biliyoruz ama gittikleri yerlerde büyüyebilmeleri, güçlü olabilmeleri, kalıcı olabilmeleri çok çok önemli. Bunun yolları var. Bu işin birinci ayağı. İkinci kısmı da gençler mesela. Tabii. Yani ülkede en son yapılan bir araştırma gençlerin %70'inden fazlasının yurt dışına çıkmak istediğini ortaya koymuştu. Gençler de yani beyinler de göçmek istiyor ama burada yol haritası çok önemli, öyle değil mi hocam? Çok önemli. Hani bizden takipçilerimiz de ya hocam çok şikayet edip eleştiriyorsunuz tamam ama evet, biraz da yol gösterin hani nasıl yapacağız deriyorlardı ya. Bu program bir çeşit buna cevap olarak da görülebilir ama mesela düşünsenize ben şimdi biraz sonra diyeceğim ki Türkiye'nin geleceğini kuracak olan bu Z neslidir. Bir katil bilen, dünyanın diplerindeki teknolojik gelişmeleri takip eden, hacı amcalardan, işte dedelerden, taşraya dayalı babadan dededen görmüş, deneme yanılmayla bir takım şeyleri başarmış girişimciden farklı bir girişimci profili çıkartmamız lazım. Çünkü hatırlayın bir hafta burada sizinle dünyadaki şirketlerin nasıl dinamik bir şekilde değiştiğini konuşmuştuk ve demiştik ki örneğin Amerika'da ilk 10, ilk 20 şirkete baktığımız zaman bundan 10 sene önce Sayın Erdoğan'ın iktidara geldiği zaman Amerika'nın en büyük şirketlerinin çoğusu bankalar, petrol şirketleri, bir takım imalat şirketleri ve birkaç tane de ticaret ve hizmet sektörü şirketi iken bizde bu ilk büyük servet yaratan şirketlerin içinde neredeyse hiç banka ve imalat sanayi şirketi kalmadı. Sanayi, dördüncü sanayi devriminin yani machine learning'in yani makineden makineye dünyanın yönetildiği, uzaktan yönetildiği, robotların, yapay zekanın devreye girdiği bir çağda doğal olarak Microsoft gibi, Apple gibi, Amazon gibi, Alibaba gibi tümüyle dijital çağın, dijital devriminin şirketleri, ülkeleri alıp istikbale taşıyır hale geldi. Örneğin dedik ki bakın Amerika ile Çin'in arasındaki savaşın sembolü Huawei şirketi oldu. Niye? Çünkü Huawei şirketi yapay zeka konusunda, 5G teknolojileri konusunda artık Amerika'yı geçen bir Çin gerçeğini sembolize ettiği için Amerika adeta bu Çin şirketinin peşine takılmış. Küba'da, Kanada'da, Batı Avrupa'da, dünyanın dört bir yanında bu şirketle rekabet etmeye, önünü kapatmaya çalışıyor. Şimdi böyle bir zamanda ben diyeceğim ki aman ey hükümet öyle devrimvari reformlar yap ki, öyle politikalar geliştirmeye başla ki, öyle hukuka geri dön ki, öyle hukukun güvenliğini güçlendir ki, öyle tutarlı politikalarla akşamdan sabaha değişmeyen, adamına göre değişmeyen vizyoner politikalarla devreye gir ki Amerika'daki, Avrupa'daki, özellikle Almanya'daki dördüncü nesil kuşak, donanımlı eğitimli kuşak, kaçanlar dahil geri gelsin, içeridekiler yerinde huzur etsin. Bunu diyeceğim. Peki siz Erdoğan'dan bu dönüşü bekleyebilir misiniz? Erdoğan'dan bu ülkeye bunu yapabilmesini bekleyebilir misiniz? Erdoğan ele geçirilmiş durumda. Erdoğan suçları nedeniyle bir daha hukuka,
insafa, izana dönülebilir bütün çıkışları kaçırmıştır. Erdoğan'ın Türkiye'de kaldığı her gün Türkiye'nin geleceğinden çalınan bir durum söz konusu olacaktır bundan sonra. Ama spesifik olarak sorduğunuz soru bağlamında devam etmek gerekirse, bakınız, bir kere büyük şirketler kurmak, bunları marka yapmak, yüksek katma değerli ürün üretme konusunda bir numaralı gündem tabii ki girişimcilik kültürü ile kişilere, ama hemen bunun yanında bu ortamı sağlamak üzere uzun vadeli bir vizyon, uzun bir ufuk sağlaması suretiyle devletlere aittir. Mesela siz biliyorsunuz, ben Japonya çalışmış bir akademisyenim. Japon kalkınmasının hem tarihini hem modern zamanlarını. Şimdi Japonya'da Türklere benzer bir şekilde Turan Bey, ticaret ve para kazanma kültürü çok pozitif bulunmamıştır kültürel olarak. Daha çok hayata, inanç, felsefe ağırlıklı bakmışlardır. Yani Batı'nın ulaştıkları kapitalizmi yücelten bir kültüre çok geç geçmişlerdir. O yüzden de mesela Japonya deyince milletin aklına kahramanlık hikayeleriyle, ulusal onur hikayeleriyle samuraylar gelir. Hatta belki birçok insan seyretmiştir. Son Samuray filmi mesela bunun enfes bir gösterisidir. Paraya mihnet etmeyen, ticarete el kiri olarak bakan, kerih gören ve bunu mümkün mertebe uzak duran insanlardı. Japonya 1870'lerde Amerikan savaş gemileri Japonya'nın kapılarına dayanıp bu ülkenin sınırlarını açacaksın ve bizi bu pazara sokacaksın. Eğer Japon pazarını Amerika'ya açmazsanız biz Japonya'yı bombalayıp zorla bu pazara gireceğiz dediklerinde Komutan Perry, o zaman Japonlar toplandılar. Dediler ki şu an bilmediğimiz yeni bir dünya var karşımızda bizim. Bu Amerika nereden geldi dibimize silahlı gemilerle? Biz nereden neyi kaçırmışız? Çağ değişmiş, farkında değiliz. Hatta çok ilginç bir anekdot paylaşayım sizinle. Lütfen. Japon İmparatoru o sıralarda bir ara İsviçre'ye gitmiş ziyarete. İsviçre'de, bu İsveç mi İsviçre mi şu an yanlış olabilir ama İskandinav ülkelerinden birine, diyor ki hatıratında, ya diyor ben imparatorum, ben kendime tanrı gibi bakıyorum, halk da bana böyle bakıyor. Japonya imparatoruna, o gittiğim ülkenin kralı diyor ki lütfen kömür bizden ithal et bundan sonra Japonya'ya. Ya bunlar basit işler, bunu başkalarıyla konuş da tanrıyla konuşma yani bu konuları diye çok şok olmuştum. İşte orada anladım ki samuray çağı bitmiş, dünya başka bir çağ, Japonya kapitalizmle, büyük şirket kurma hikayesiyle tanışmalıdır. Eğer düşmanlarımızla mücadele etmek istiyorsak büyük şirketler, güçlü ekonomi, güçlü ordu kuracağız ve buradan yolumuza gideceğiz. Ve İmparator Meiji, işte Türkiye'nin, Japonların Atatürk'ü diye benim tarif ettiğim İmparator Meiji, 1880'lerden sonra o samuray kültüründen işte bugünkü Toyota'yı, bugünkü dev Japon şirketlerine Mitsui'yi, Mitsubishi'yi, Sony'yi, Sumitomo'yu, Toyota'yı çıkaran dev bir şirket ülkesine dönüştürdü. Burada bir zihni dönüşüm oldu. Devlet böyle kendini pozisyonlandırdı. Mülkiyete bu değeri verdi. Girişimcinin arkasına bu perspektifle geçti. Halkına girişimciyi böyle bir kahraman olarak takdim etti. Ve girişimciler halkın gözünde de yeni dönemin samurayları olarak taltif edildi. İş adamı aşağılanan, itilen, her fırsatta malına el konulan adam değil, halkın yeni kahramanları, yeni fetihçileri olarak. Onun için Japonlar dünyayı ordularla fethetme işini tarihe emanet edip, şirketleriyle ve ihracatıyla dünya pazarlarını fetheden bir ülke konumuna geldi. Japonya'nın bunu bize benzediği için örnek olarak verdim. Kore'de aynı şekildeydi. Kore'de 1960'larda ancak başlayabildi. Onlar da geldi bizi 1990'lar dönüm noktasında geldi geçtiler. Ama mesele şudur. Batı Avrupa'da bu büyük şirketleri kurmak için Turan Bey, bakınız, finansman bulmanız lazım. Arkasına devlet desteğini koymanız lazım. Risklerini bölüştürerek yönetmeniz lazım. İşte bu meşhur 1300'lü yıllardaki dünyadaki ticaret devrimi
böyle bir ortamda gelişti ve özellikle deniz taşımacılığında uzun mesafeli tehlikeli yollarda büyük oktanlı yük taşıma işini yönetmek için Avrupa'da ilk büyük çok ortaklı şirketler kurulmaya başlandı. Ve düşünsenize Avrupa'nın ilk büyük ortaklı şirketlerinin tarihi 1300'lü yıllara doğru gidiyor ve oradan kalkan şeyle 1800'lü yıllarda birçok çok ortaklı devasa şirketler Avrupa'da ortaya çıkmıştı. Bizim kültürümüzde 1900'ün öncesinde kurulmuş olan ve çok ortaklı birazcık marka değerini denemiş olan 10 tane şirket çıkmaz. Bugüne gelen de Hacı Bekir lokumcusundan da başka bir şey yok. Durumumuz bu kadar vahim. Ama işte bunu anlamak lazım. Hocam burada araya gireyim. Yani sizin şu anlattığınızdan aslında şunu anlıyorum ben. Yani öyle küresel devasa şirketler işte örnek verdiğiniz Toyota gibi vesaire. Yani bu şirketlerin arkasında güçlü devlet yapıları var. Bir şeyi çözmüş. Bakın Japonya'dan örnek veriyorsunuz hocam. 1800'lerden örnek veriyorsunuz. Bizim yıl bugün 2020 olmuş. Biz 10 yılda bir darbeleri konuşuyoruz. Devleti ele geçirmeye çalışan farklı farklı yapıları konuşuyoruz. Duşakabinoğulları tırnak içinde söyleyeyim. Onunla poz vermeyi konuşuyoruz. Diriliş Ertuğrul seyredip coşmayı konuşuyoruz ama ortada hiçbir şey yok hocam. Yani çok büyük bir uçurum var. Bakın şu birkaç gündür Türkiye utanç içinde neyi konuşmaya başladı Turan Bey? Anayasa Mahkemesi biliyorsunuz zaten çalışmıyor. Zaten etkisizleştirilmiş durumda. Maalesef. Zaten anam gibi gelişmeleri onlar da benim gibi seyrediyorlar. İş olup bittikten sonra, acılar yaşandıktan sonra sureti haktan gözükmek için arada bir takım kararlar veriyorlar. İşte geçenlerde bir karar verdi. Hükümetin bir gece yarısı çıkardığı bu gösteri yürüyüşüyle özgürlüğü kısıtlayan bir yasayı iptal etti. Dedi ki insanlar barışçıl olarak yürüyebilir ya. Ankara'dan İstanbul'a, İstanbul'dan Ankara'ya ya duyun sesimizi zulmediyorsun ey iktidar bize diye yürüyebilir. Sen de bunu yasaklayamazsın diye bir karar. Bu ülkenin İçişleri Bakanı ne yaptı Turan Bey? İçişleri Bakanı Anayasa Mahkemesi'ne tehdit etti, tehdit etti. Bakın, bakın sırf bunun üzerine o gün o İçişleri Bakanı'nın derhal görevden alınması, vekilliğinin düşürülmesi ve KODES'e kurulması gerekir. Anayasa Mahkemesi'ni tehdit etti ve şöyle tehdit etti. Bak ben sokaklarda gezebiliyorum. Sıkıyorsa siz de çıkıp kestenize koruma olmadan. Bunu Türkiye'nin İçişleri Bakanı söylüyor. Korumak zorunda olan kişi söylüyor. Sonra devam etti. Arsızlığında ısrar ediyor. Anayasa Mahkemesi'nden bir karşı cılız bir tepki geldi. Kurumsal bir tepki gelmedi. Sureti haktan olsun diye yine bir tek üyesi çıktı. Bize kimse emir veremez türü bir laf etti. Şimdi dün de çıktı o aynı kişi. 21. yüzyılda faşizmin SS subaylığına soyunan o kişi çıktı dedi ki ooo bakıyorum Anayasa Mahkemesi'ni bize karşı savunanlar var. Çok iyi oldu biz onları da böylece tespit ettik. Ya Hitler soykırımı geliyor daha ne diyelim Turan Bey. Şimdi düşünsenize şu konjüktür de ve bu kişinin Cumhurbaşkanı bağlı olduğu Recep Tayyip Erdoğan sanki Yeni Gine'nin sanki bilmem Nemuz Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı gibi susuyor. Yok ortalıkta. Vahim. Neyi konuşacağız Turan Hocam, Bey? Hocam Anayasa Mahkemesi'nin yüksek yargının İçişleri Bakanı tarafından tehdit edildiği ülkede biz yatırımdan bahsediyoruz bu programda. Ortaklıktan bahsediyoruz. Küresel şirketlerden bahsediyoruz. Biraz önce o dev şirketlerin ortaklık yapılarından da bahsettiniz. Çok çok değerli, çok önemli ama ben şöyle bir soru sorayım. Ortaklık şimdi güven ister hocam. Yani böyle bir ortamda ortaklık kurulabilir mi? Dev şirketler hayata geçirilebilir mi? Kim kime güvenebilir? Vallahi hiç kimse kimseye güvenemez. Maalesef hükümet işte son Sayın Erdoğan ne dedi son bir şeyinde? Herkes gerçekleri saptırıyor dedi. Tam da ekonomimiz peak yapmış durumda. Zirve yapmış, tavan yapmış durumda.
çekemiyorlar bizi. Ben bu sözler için hiçbir yorum yapmayacağım. Türk halkına emanet ediyoruz bu sözleri. Güzel söylüyorsun hocam. Bu sözleri kimin değerlendireceği çok bellidir. Pazar afilesiyle gidip evine boş dönen, çocuklar için tencere kaynatamayan Türk halkı buna karar verecek. Artık top Türk halkındadır. Türk halkı bir diktatörlüğe daha fazla kendisini ileride yok edecek. Özgürlüklerin, bakın Türk halkı şunu öğrenmek zorundadır. Hukukun olmadığı yerde, özgürlüğün olmadığı yerde sofralarında ekmek kalmayacak. Modern vatandaşlık statülerini kaybedecekler. Bir kapı kulu olarak, bir teba olarak çeşitli tarikat kapılarında dilencilik yapıp ülkenin sultanından medet umar hale düşecekler. Ey halkın, duyunuz bunu. Hukuka sahip çıkın. Recep Tayyip Erdoğan'ın her terörist dediğine terörist demeyin. Ülkenizden 20 bin profesör terk edip ayrıldı ülkenizi. Lütfen birazcık vicdanınızı, irfanınızı kullanın ve bu yalan çağına karşı direnin. Erdem'in, faziletin, ahlakın yanında olun. Çünkü bunun sonu ekmeğinize geliyor. Çocuklarınıza, işinize, aşınıza geliyor. Şimdi bu konjüktürde tabii ki Turan Bey, hadi biraz ortaklık konuşalım. Şimdi çok komik. Konuşalım hocam. Ha, yani anladınız mı? Kaç haftadır Niye faydalı işler konuşamıyoruz? Feryadımın niye böyle olduğunu. Maalesef. Aha, şimdi ortaklık konuşacağız. Buyurun konuşalım. Şimdi nasıl olmalı hocam? Evet, biz olması gerekeni konuşalım. Yani Türkiye'de olamıyor bu ama nerede olabilir mesela? Şimdi birinci husus öngörülebilirlik Burhan Bey. Benim 1 yıllık, 5 yıllık, 10 yıllık planlar, projeler yapabilecek öngörü ortamının olması lazım. Türkiye yarın sabaha kurda, dövizde neye uyanacağını bilmiyor. Hangi yasanın çıkartılarak bankalardaki ve elindeki mallara çöküleceğini bilmiyor. Adamına göre hangi ihalenin kime verileceğini bilmiyor. Ben niçin neye yatırım yapayım? Yetişmiş insanları işe almaya kalksam elime dokunacak yetişmiş insan üniversiteden gelmiyor. Kazara yetişen bir küçük grup ülkeyi terk etmenin hayal içinde motivasyonu, girişimcilik refleksleri dibe vurmuş durumda. Şimdi böyle bir yerde tabii ki kitabı konuşalım. İnanın ben şu sıralarda özellikle Avrupa'da bana bu parasını kaçırıp işte Avrupa'da bir şeyler yapalım, ayakta kalalım, iş yapalım diyen insanların feryatlarıyla sarsılıyorum şu sıralarda. Çünkü bu insanlar ortaklık yapmak üzere bilmedikleri ortamlarda, bilmedikleri kültürlerde, bilmedikleri bir dille ve hakim olmadıkları piyasada bir dokunacakları bir küçük partner bularak, bir Türk bularak, ona sarılarak onunla bir ortaklık yapmak istiyorlar. Ve bunların %90'ı hazin başarısızlık hikayeleriyle bu gariban insanların parasının çöpe gitmesiyle, batıp gitmesiyle sonuçlanıyor. Bu bir. Şu sıralarda işte Türkiye'yi terk etmek isteyenler hocam nasıl bir modelle Türkiye'den çıkalım diye bakıyor. Maliyetler almış başını gidiyor. Finansal imkanlar daralmış durumda. Türkiye'nin benzer ülkelerle rekabet yapma gücü bir hayli azaldı. Biz nasıl ayakta kalalım diye sorular geliyor. Böyle olunca tabii ki ben bu ortaklık konusunu ciddiyetle ele almamız gerektiğini düşünüyorum. Tabii, nasıl olacak hocam? Var mı imkan? Yani her biz yapacak bir şey yok. İş adamıysak bu bir şekilde kanımızda bu girişimcilik varsa, iş adamlığı böyle bir şeydir çünkü. Artık her ortamda ayakta kalmak için bir şeyler denemek durumundayız. O anlamda güçlerimizi birleştirmek son derece önemli bir şey. Fakat insanlarımız ortaklık kültürüne ve ortaklık hukukuna çok yabancı maalesef. Sadece bakın bu değil. Az önce neyi konuştuk? Mesela Almanya yıllardır koalisyonlarla yönetiliyor değil mi? Bir çeşit öyle. Ortaklık kültürü değil mi? Ha, ortaklık kültürü siyasette de var. Bakın Türkiye'ye şeytanmış gibi sunuluyor. Recep Tayyip Erdoğan dedi beni başkan yapın, beni koalisyonlara mecbur etmeyin. Ülkemizin ayarını değiştireceğim dedi değil mi? Fakat tam tersi. MHP'nin elinde oyuncağa dönmüş,
ve hukuktan kopmuş bir zavallılığa sürüklendi tek adam rejiminde. Demek ki koalisyonlar faydalanmayı bilirsen farklı vizyonlar, farklı perspektifler, fikir çeşitliliği bir ortaklık şekli olarak siyasette de geçerlidir. Bir şey daha söyleyelim. Batılılar bu devlet yönetme de aslında bir ortaklıktır Turan Bey. Bakın o yüzden Batılılar ne yapmıştır? Yasamayı, yürütmeyi, yargıyı birbirlerini hem denetlemek hem de tamamlamak ve ortaklık kurmak üzerine bir araya getirmiştir. Bugün Almanya'da birisi yasamayı yürütmeye bağlamayı, yargıyı yürütmeye bağlamayı ağzından çıkartsa o gün hayatını kaybeder. Siyasi pozisyonlarını kaybeder. Ama evet. Türkiye'de ne yaptı? Bakın çok kritik bir zihni soruna burada parmak basacağım. Bu bizim zihin arka planımızda çok önemli bir yere tekabül ediyor. Recep Tayyip Erdoğan dedi ki, bu yasama, yürütme diye, yargı diye bu güçler ayrılığı da nedir ki ya? Bu bizim tarihimizde yok böyle bir şey dedi ya. Bakın sultanlığa gönderme yaptı. Babadan oğula geçen güç ilişkilerine gönderme yaptı. Ve bunu da dinimizi bir ticaret malzemesi yaparak şöyle yorumladı. Dedi ki bizde tevhid var. Bizde güçler ayrılığı yok. Bizde tek bir Allah var ve güç bölüşülmez. Kendini yeryüzünde Allah'ın konumuna koyan Firavun vari bir yorum yaptı farkındaysanız. Korkunçtur bu. Bunu evet. Yarının doktora öğrencileri bu yorumların nereden hortlayıp geldiğini iyi çalışmak durumundadırlar. Bir zihin altyapısı var ve aslında her konuşmasında sürekli o noktalara vurgu yapıyor hocam. Tabii ki ama işte neticede Türkiye'nin klasik dincilerinin yorumları da bu. Recep Tayyip Erdoğan'ın tek sorunu değil. Yani sağ tarafına baksanız bu yorumu Hayrettin Karaman da yapar. Çok üzgünüm, bazı dostlar çok kızıyor ama işte sol tarafınıza baksanız Fethullah Gülen de yapar. Bunların zihin kodlarındaki devlet yorumu ne yazık ki budur. O yüzden de bir türlü dar alanda kısa taktiklerle paslaşmaların dışına çıkıp gerçek dini bir reformasyon ve yorum yaparak o tarihsel patikadan çıkamıyoruz. Türk tarihinin o kabus patikasını Türk milletine terk ettirecek yorum teşekküllü olarak Tanzimat'tan sonra Atatürk tarafından yapılmıştır. 19. yüzyıldaki insanlık tarihinin bütün ezberlerinin değiştiği yeni bir çağın geldiğini Atatürk kütüphane dolusu kitapları okuyarak, cepheden cepheye koşarak, batıda eğitimini alarak ve düveli muazzamayla iyi bir iletişim içinde olarak kavramıştı. Fakat onu Türkiye sığdıramadı geçmişine ve oradan tekrar Orta Doğu'ya dönüyor. Dolayısıyla bir numaralı gündemimiz bizim farklı fikirlerle ve düşüncelerle aynı ortamda bulunabilme, konuşabilme ve buradan bir mutabakat kültürüne ulaşabilmemizi gerektiriyor. O yüzden bizim aile kültürümüzdeki ortaklıklar, daha büyük modern şirketimizin yabancılarla yaptığı ortaklıklar da çok başarılı olmuyor. Turan Bey bakın belki nasılsınız? Diyelim Türkcell'in bir ortaklık hikayesi var. Rus Alfa şirketiyle, Finlandiya'nın Telia Sonera'sıyla kısaca dünyaya rezil olduk. Dünyaya rezil olduk. Detayına girmeye gerek yok. Türkcell haksızdı bidayette. Sonra işte biliyorsunuz Sabancılarla Toyota'nın Türkiye ile bir ortaklığı vardı. O zaman içinde başarısızlıkla bitmek zorunda kaldı. En fantastiği de herhalde Uzanların Motorola'yla yaptığı ortaklıktı. Motorola'dan aldığı malların parasını ödemedi sonunda. Sonra TMSF el koyduğu o şirketler üzerinden Motorola'nın parasını bir çeşit ödeme yoluna gitmek zorunda kaldı. Şimdi bakın Turan Bey tam 32 milyar dolarlık mala Recep Tayyip Erdoğan çöktü son 6-7 senede. Bu büyük şirketlerdi. Şimdi bir yandan dünya ile ortaklık yapmayı beceremiyorsun, bir yandan kazara başını kaldırmış bir başarı performansı gösterirsen gelip devlet üzerine çöküyor. Tahmin edin TÜSİAD şirketlerinin çoğusu her yolu ve yortamı kullanarak parasını yurt dışına çıkarıyor. İsim vermeden son bir şirketten bahsedeceğim. İlaç sanayinde dünya devi bir şirkete yaklaşık
5 milyar TL'lik bir kaynakla ortak oldu. Bu ne anlama geliyor Turan Bey? İşte ortak olup ona o vesileyle o parayı ödemek üzere çıkartıp içerideki bir şirketin hissesi olarak tutmaktansa dünyadaki bir şirketin ortağı olman gerekiyor. Geleceği öngöremiyorsun çünkü. O zaman şöyle diyebilir miyiz hocam? Yani şu anda Türkiye'deki bu ortamdan bir şekilde çökülebilme endişesi yaşayan büyük şirketler güvenilir ülkelerdeki güvenilir ortak mı arıyorlar? Aynı zamanda bu ortaklar sığınacak bir liman mı? Aynen öyle. Geçen Almanya'da çok yaygın bir balık restoran zinciri vardır. Adını söylemeyelim. Geçen duydum ki TÜSİAD'ın en büyük ortaklarından, üyelerinden birisi onun da çok önemli bir hissesini satın aldı. Sanayici ama ne yapalım? Gıda zincirine girelim gidip yurt dışında. Ne bulursalar, ne bulurlarsalar. Yani Recep Tayyip Erdoğan korkusu Türk milletinin geleceğini şu an kemirip kemirip yiyor. Şimdi bu durumda şunları söyleyelim. Özellikle dışına açılan iş adamlarını merkeze koyarak biraz konuşayım. Çünkü yurt dışı bir arayış yerine döndü. Bir kere şunu söyleyelim. Yani bu ortaklıktan önce bir kere buralarda bildikleri sektörde faaliyet yapmalılar. Yani ben çıktım, kardeşim ben Türkiye'de inşaatçıydım, tekstilciydim ama Almanya'da, Fransa'da, İngiltere'de tekstil işi biliyorsunuz bu tekstil işi buralardan kalktı. Yani burada tekstil sektöründe üretim yaparak para kazanamazsınız. Çünkü çoktan bunları aktardılar dünyanın fakir ülkelerine. Şimdi Türkiye'den gelenlerin böyle bir sıkıntısı var. Türkiye'de iyi bildikleri sektörlerin birçoğunun Avrupa'da karşılığı yok. Onu biliyordu ama şimdi burada o sektör yok ki. Dolayısıyla bir numaralı gündemimiz bu iş adamlarımızın kendini bir eğitim almaları lazım. Yani sektörleri çalışmaları lazım. Dil öğrenmeleri lazım. Derhal bir hukuk ve mali müşavir danışman bulmaları lazım. Ve bu kendilerini restore etme, dönüştürme, entelektüel ve iş adamı bilgisiyle dönüştürmeye gerçekten bir yatırım yapmaları lazım. O yüzden de çok acele davranmadan kendilerine bir dönüşüm süreci vermeleri lazım. Bakın ben bunu kendim de akademisyen olarak yaptım. Yani Avrupa'ya geldik. Ben Türkiye'de yani ayıptır söylemesi 3 kişiye profesör yapacak kadar puanla profesör olmuş bir insanım. Motivasyon olan, çok çalışan bir insanım. Ama benim CV'min Avrupa'da birinci sınıf üniversitelerde karşılığı olmadığını görünce dedim ki ben derhal CV'mi güncellemek üzere bir an önce çok araştırma yapıp birkaç tane üst düzey yayın yapmam lazım ki tamam geçmişte zayıftı belki ama şimdiki CV'miz güçlendi diyebilelim diye. Bunu herkesin kendine bu fırsatı vermesi lazım bu öğrenme sürecine. Devamında tabii ki Turan Bey bir güven üzerine bir kişi bulmak mecburiyetindesiniz. Ama hemen ortaklığa girilmemesi lazım. Önce küçük bir ticaretle başlamak lazım. Bir ortak küçük bir işi ortaklığa girmeden ortaklaşa birlikte yapmaları lazım. Orada partnerinin ahlaki yapısını, donanımını, kültürünü, Avrupa iç piyasasının normlarına olan vukufiyetini gördükten sonra tamam ben partnerimi buldum deyip o birkaç tane küçük işi yapıp başarıyla bitirdikten sonra artık devamında zamanı gelmiştir. Kardeşim biz bu işi başardık, birlikte yaptık, artık biz küfür, denklik işini çözdük, biz birbirimiz için rakip değil, refik, tamamlayıcıyız. Sende olmayan bende var, sende para yok bende var, sende bilgi var, bende tecrübe var, sende girişkenlik var ama bende de sağlam duruş var. Dolayısıyla birbirimizin aynısı değil, birbirimizin farklısıyız. Bir araya gelirsek sinerji ve enerji doğacak buradan deme aşamasına gelmeleri lazım. Bu aşamaya geldikten sonra doğru sektörde, doğru kişiyle bu iş yapıp, bu kontrollü geçiş sürecini bitirdikten sonra tabii ki bir numaralı gündem şu olması lazım. Bizim insanlarımız Turan Bey birbirlerine can alıcı soruları sormaya utanırız biz. Bu kültüre... Mesela hocam nasıl olur? Bunu nasıl paylaşacağız? Senin görevin ne olacak? Benim maaşım ne olacak? Senin çocuğun bu şirkette işe girip nasıl çalışacak? Bunlar adeta ya aile içinde, dostlar arasında bunlar sorulur mu kardeşim? Bunları zaten hallederiz diye bir hüsnüzanla devam ederler.
İnanın bunların hepsi sonunda hüsranla geri dönüyor. Onun için biz başlangıçta soru sormayı, kuşkucu olmayı asla elden bırakmamamız lazım. Mesela insanlar o bağlamda ya ayıp olur şimdi bu güvenmiyor musun bana denir diye kontrat yapalım. Yapacağımız her şeyi detayına kadar kayıt altına alalım ve bu kontrat bizim anayasamız olsun. Bu anayasadan asla hiçbirimiz bir daha sapamayalım diyemiyorlar. Utanıyorlar bunu demeye. Burada çok önemli, muhakkak surette modern sözleşmelerle, ki bu Avrupa'da şunu söyleyeyim, iki tane iş adamı bir araya gelip kendileri için bir kontrat yapamazlar. Bir ortaklık sözleşmesi yapamazlar. Ortaklık sözleşmesinin temeli gider ekonomiye ve hukuka dayanır. Onun için bunu bilen akademisyenler ve hukuk firmalarıyla, mali müşavirlik firmalarıyla çalışmaları kaçınılmazdır. Ve burada bu teknik mukaveleleri, partnerlik anlaşmalarını detaylı olarak yaptıktan sonra yola çıkmak lazım. Bakınız bir ne kadar zamanımız var? Hocam bir 5 dakikada toparlayabilir miyiz? Giriş yapmış olarak en azından bırakalım Turan Bey. Çünkü devasa bir konudur. Fırsat buldukça, Türkiye'nin gündemi sükunetini göreceli olarak korudukça biz bu konulara farklı perspektiflerden girmeye devam edeceğiz. Öyle yapalım hocam. Ama şunu söylememiz lazım. Yani insanlar parası olana ortak almaya hazır gözüküyorlar. Anladım. Parası olan da bir şirkete ortak gitmeye çok istekli gözüküyor. Bu doğru değildir. Biz eğer benim bir şirketim varsa ve paraya ihtiyacım varsa, ben bu parayı, paranın bol olduğu, faizin sıfır olduğu şu günlerde, devletin her türlü teşvik verdiği bir ülke olan Avrupa'da, ben bankalardan her türlü parayı alabilirim. Eğer güçlü bir iş fikrim varsa, eğer geleceğin olacağını ben ikna edebiliyorsam, hatta size bir şey söyleyeyim bu vesileyle, ben bir bankadan kredi alırım, sadece parası yüzünden bir ortak almam. Çünkü bankalardan kredi alabilmek çok önemli bir katkı yapar bize, sadece parasal değil. Banka bizim iş fikrimizi, geçmiş historimizi, tarihimizi, yeteneklerimizi ve konuşmalarımızı ele alarak, bütüncül olarak çok iyi bizi elekten geçireceği için biz aslında bankalardan sadece para almayız, müthiş bir danışmanlık hizmeti almış oluruz aslında. Bankaların bize yapacağı bu çeki, bu kontrolü, bu denetimi bize başka kimse bu kadar güzel yapamaz. Onun için bankadan kredi almak bir danışmanlık hizmetini bedava almak anlamına da gelir ayrıca. Ama eğer parası olan kişi, az önce söylediğim, bende olmayan bir takım hususları da tamamlamak üzere bir tecrübeyi, bir donanımı, bir insanlığı, bir liderliği, bir girişimciliği de bana taşıyacaksa, onun da kapısından yatmak lazım. Muhakkak benim ortağım olman dememiz lazım. Dolayısıyla para gereklidir ama yeterli bir şey değildir ortaklıklarda. Ve bizim insanlarımız aşağı yukarı sadece buna bakmaktadırlar. Bir başka husus da son olarak bunu da söyleyeyim ve duralım Turan Bey. Tabii ortak olacağınız şirkete, ya ben seni bilançolarını incelemek istiyorum. Sen çok güzel şeyler bana anlattın. Senin anlattıklarına göre uçuyorsun, kaçıyorsun, acayip karlısın, kimse seni tutamaz diyorsun. Hüsnü zannım var, sana itibar ediyorum ama Adem'e itimatım var. İş adamının Adem'e itimatı olmak zorundadır. Çok güzel, şimdi bu dediklerini gelir tablondan, bilançondan, bütçenden tek tek inceleyip bana ikna etmeni, bana göstermeni istiyorum deyip bunları incelemesi lazım. İnanın şunu yapan çok az insan görüyorum ve bunu çok komik. Sadece utandığı için yapmıyor. Diyor ki şimdi dedi bana, şimdi güvenmiyor muyuz kendisine ama sonrasının öyle olmadığı anlaşılıyor. Burada durayım. Bu kanayan yaraya dönüp bu güç birliğini yapmak ve ortaklıkları Avrupa'daki bu inş adamlarının başarmış olması gerekiyor doğrusu. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Zaman zaman dediğiniz gibi bu programda bu tarzda ufuk açıcı, yol gösterici parantezler de açmaya devam edeceğiz. Elbette ki Türkiye'nin güncel ekonomik tablosunu da her zaman seyircilerimiz bu programda bulacaklar. Çok çok teşekkür ediyoruz hocam. Haftaya görüşmek üzere diyelim. İyi günler diliyorum, iyi yayınlar diliyorum.
Evet, biz de programı kapatırken sevgili seyirciler, her hafta bizi ilgiyle seyrettiğinizi çok çok iyi biliyoruz. Bir teşekkür etmiş olalım ve programları da gerçekten ilgiyle takip edip beğeniyorsanız o beğen tuşuna basıp bir de yorumla destek atarsanız bizi çok daha yukarılara taşımış olursunuz. Ve emin olun o yazdığınız yorumları da tek tek okumaya çalışıyoruz. Hem eleştirilere bakıyoruz hem de destek mesajlarınız da bizi ayrıca çok mutlu ediyor diyelim. Ben Turan Görür Yılmaz. Haftaya bir başka programda daha görüşmek üzere. Hoşçakalın.